özellikle çocuklarımızı ekrana yakınlaştırabiliriz? Arkamda gördüğünüz Poppy Playtime oyunundaki bu karakterin adı Huggy Wuggy. Poppy Playtime sözde çocuk oyunu ama yol açtığı tehlikeler saymakla bitmiyor. Huggy Wuggy adlı bu oyun şimdilerde çok popüler ve uzmanlara göre yavrularımızın ruh sağlığı için bir o kadar da tehlikeli. Bakanlıktan oyuncak toplatma kararı çıktı. Huggy Wuggy adlı karakterin oyuncağı da toplatıldı. Psikolojiyi bozduğu ve korkuyu tetiklediği tespit edilerek oyuncakların piyasadan toplatılması kararı. Toplatılmasına karar verilerek satışı durduruldu. Çocuklar için tehlikenin yeni adı Huggy Wuggy. Satış yapana ise 123.600 lira para cezası kesilecek. Huggy Wuggy'yi biliyor musun? Biliyorum. Ürkütücü görüntüsüyle çocukları korkutuyor, rüyalarına giriyor, onlara anksiyete yaşatıyor Huggy Wuggy karakteri. Huggy Wuggy derler onun adına, vay 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 Ramzi. Herkese iyi arkadaşlar, yeni bir videomda hepinize merhabalar. Bugün yine çok çılgın ve bir o kadar da eğlenceli bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii, başlıklarını okudunuz. Bu kadar da zor bir soru değildi bu. Arkadaşlar bugün yasaklanmış oyuncaklar videosu 3 çekiyoruz. 3! Bak üçüncüsünü çekiyoruz. Birinci ve ikinciyi izlemeyen varsa hemen gitsin izlesin. Benim canımı sıkmasın yoksa kameraya yumruk atarım. Arkadaşlar yasaklı oyuncaklar videosunda biliyorsunuz ki aşırı eğleniyoruz. O yüzden bugün yine yasaklanmış oyuncaklar videosu çekiyorum. Birbirinden güzel, birbirinden yasaklı oyuncaklar satın aldım. Zaten introda da görmüşsünüzdür. Bugünkü videomuzun ana oyuncağı Huggy Wuggy arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok önemli bir duyuru yapacağım. Şu an aşağıya bir link bıraktım. YouTube kanalımın topluluk kısmında da bulabilirsiniz bunu. Facebook hesabı açtık arkadaşlar. Birbirinden eğlenceli kamera şakaları gelecek. Ama bitti mi bitmedi. Arkadaşlar mükemmel ötesi bir çekiliş yapıyoruz. Bak sakın kaçırmayın. iPhone 14 Pro Max'ler mi dersiniz? iPhone'lar mı? İşte Huawei'ler mi? Falanlar mı? Filanlar mı? Deli telefonlar veriyoruz. Ve çok vereceğiz. Tek yapmanız gereken Facebook hesabımı takip etmek arkadaşlar. Gidin hemen aşağıdaki linke tıklayın. Facebook hesabımı takip edin arkadaşlar. Facebook sayfamı takip edin. Çekilişten haberdar olun. Önümüzdeki pazartesi günü Facebook'a ilk videomuzu yayınlıyoruz ve ardından çekilişimizi yapacağız. Çekilişten ilk haberdar siz olun ki belki de kimsenin haberi olmadan çekilişe siz katılırsınız ve birbirinden pahalı, birbirinden güzel telefonlardan birini siz kazanırsınız arkadaşlar. O yüzden bak unutmayın. Hatta şu anda videoyu durdurun. Çünkü videonun sonunda unutabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan linke tıkla. Hemen Facebook sayfamı takip et. Ondan sonra videoya gel. Videoya devam edelim. Bak bekliyorum seni. Hemen git gel. Yoksa unutacaksın biliyorum. Ben de unutuyorum. Mesela YouTube'da video izliyorum. Diyor ki şöyle yap böyle yap diyor. Aa tamam diyorum. Videonun sonunda yapacağım. Videonun sonunda unutuyorum arkadaşlar. Hemen şimdi yapın. Bu arada beni sevenler o Facebook sayfasını takip eder arkadaşlar. Eğer beni sevmiyorsanız eyvallah bir şey demiyorum. Zaten bakacağım o Facebook sayfasına. Kaç kişi takip etmiş. Eğer beni seviyorsanız takip edersiniz. Sevmiyorsanız da artık bu saatten sonra YouTube'a video atmıyorum. Bu kadar net. Facebook'a video atıyorum. YouTube'a atmıyorum. O yüzden Facebook'u takip etmezseniz bir dünya güzel videoyu kaçırırsınız arkadaşlar. Şimdi gelin Huggy Wuggy'yi açalım arkadaşlar. Bu arada aşağıdan like'ınızı, yorumunuzu da yapın. Hemen dediğim gibi unutmak yok. Hemen in, like'ını, yorumu da yap. Ondan sonra devam et videoya. Arkadaşlar ilk oyuncağımız Huggy Wuggy. Huggy Wuggy biliyorsunuz ki ülkemizde yasaklandı arkadaşlar. Yasaklanmasının sebebi de bu oyuncak ve bunun oyunu çocukların psikolojisini bozuyormuş. Bu yüzden bu oyuncak yasaklanmış. Ülkenin dört bir tarafında bu oyuncağı aradım arkadaşlar. Trendyol, Hepsi Burada, N11 her yere baktım. Yok, gittim AliExpress'ten sipariş verdim. Şunu AliExpress'ten sipariş verdim. Ülkemizde normalde 150 liraydı ama her yerde yasaklandığı için bulamadım. Tam 800 liraya AliExpress'ten sipariş ettim. Yeni geldi arkadaşlar. Videoyu çekeceğiz. Şimdi paketini açalım.
Arkadaşlar Hugi Wugi. Bu aslında güzel bir oyuncak. Bence yasaklanmaması gereken bir oyuncak. Ama yasaklanmış Hugi Wugi'miz. Şöyle elleri de cırt cırtlı arkadaşlar. Bunu böyle bir yere asabiliyorsunuz. Veya birine sarılabiliyor. Bak sen koluma sarılacak şimdi bak. Gördün mü? Bu şekilde koluma falan da sarılabiliyor. Hugi Wugi'nin yasaklanma sebebi mantıklı mı mantıksız mı tartışmayacağım. Çünkü arkadaşlar araştırmalar neticesinde yasaklanmış. Gerçekten çocukların psikolojisini bozan bir oyuncakmış. Bilim adamları araştırdığı için bir şey demiyorum. Hatta bu oyuncağı oynayan çocukların çoğunda boğaz sıkma olayının olduğu gözükmüş. Hatta yurt dışında birisi arkadaşının boğazını sıkarak öldürmüş arkadaşlar. Yani gerçekten tehlikeli bir oyuncak. Yasaklanmış. Keşke yasaklanmasaydı. Her şey daha güzel olabilirdi yasak olmasaydı. Böyle oynardık birlikte. Bugümüzü şöyle köşeye koyduk arkadaşlar. Şimdi yeni oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar yeni oyuncağımız mantar silahı. Birçok ülkede yasak bu silah. Hemen açıyoruz. Şöyle bir silah arkadaşlar. Bu arada YouTube bak bu oyuncak bir silah. Bu oyuncak silah. Oyuncak oyuncak. Oyuncak oyuncak. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da yasak olduğu için videonun kaldırılmaması için oyuncak olduğunu anlatmam lazım YouTube'a. Şöyle ateş edebiliyorsunuz. Bunu şuradan şöyle bir aparatı var şurada. Bunu böyle çıkartıyorsunuz. Mermi koyma yeri var arkadaşlar. Bu da mermileri. Gelin bir mermileri test edelim. Şöyle böldüm arkadaşlar. Bir tane elime mermi aldım. Şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuraya yerleştirdim. Kapatıyorum arkadaşlar. İnşallah elimde patlamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Abo! Bu ne lan? Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli. Ben bile korktum lan. Adanalı oldum. Abo mabo demeye başladım. Adamı var ya keserim ha. Abone oluyor musunuz olmuyor musunuz lan? Gidin Facebook'a. Facebook'tan beni takip edin. Yoksa ateş ederim lan. Arkadaşlar aşırı eğlendim ama bak bu çok tehlikeli bir oyuncak, sakın almayın. Beni de YouTube'dan abone olup tamam mı? Takip edin ve like atın ve yorum yapın. Yorum yapın. Ne oldu lan? Ah! Ödüm patladı. Arkadaşlar böyle bir oyuncak ucundan bir şey de çıkıyor. Bak gördünüz mü videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Ucundan bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bu gözümüze gelebilir. Bir yerimize gelebilir. Bizi sakatlayabilir. Anladın mı? Şimdi kankalarımız şunun mermisini bir çıkartalım da. Ben iyice tırstım arkadaşlar. Böyle mermiyi çıkartalım. Ulan jarjörüyle birlikte çıktı. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynarken şöyle elinize tutabilirsiniz. Kolunuza tutabilirsiniz. Böyle hareketler yapabilirsiniz. Çünkü insanlık hali böyle yanlış hareketler yapılabilir. Yapıldığında da arkadaşınıza bir sıkarsanız zedelersiniz, yaralarsınız arkadaşlar. Bu yüzden bu oyuncak birçok ülkede yasaklanmış. Size de tavsiyem bu oyuncaktan sakın almayın. Sakın bak. Sakın bu oyuncaktan almayın. Şimdi gelin yeni oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar şunu görmüşsünüzdür. Bu bir ne denir buna? Balon karma şeysi. Şöyle açıyorsunuz. Böyle balon çıkartıyor arkadaşlar. Bu yasak mı? Değil. Ama ne yasak biliyor musunuz? Arkadaşlar bunun böyle bir kabı var. Bu kabına biraz sabun koyacağım. Evet sabunumuzu koyduk. Şöyle bandırıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah olur. Ben gittim evde bulaşık deterjanı. Deterjan ha. Bulaşık deterjanıyla yaptım. Rus gibi konuşmaya başladım. Şöyle bandırıyorsunuz. Olmadı lan. Arkadaşlar bu böyle bir şey değildi. Hah, düzeliyor. Bu yasak arkadaşlar. Saçmalığa bakın. Bu yasak. Ama bunun sabunu güzel bir sabun olmadığı için güzel köpük çıkarmıyor. Bunun yasak olmasının bir sebebi var ve saçma bir sebep. Yurt dışında, bak Türkiye'de yasak değil şimdiden söylüyorum. Yurt dışında bazı kankalarımız bunu içiyormuş. Bunu içiyormuş arkadaşlar. Yani bak bu da normali, normali. Bak hatta burada bizim Türkiye'den aldım bunu. Ne diyor? Bak içilmez. Adamlar yazmış içilmez diye. Bunu alıyormuş, lık 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 içiyormuş. Yani böyle saçma hareketler yapıyorlarmış ve deterjan olduğu için de ölme riski var arkadaşlar. Ölme riski olduğu için de yasaklanmış. Böyle saçma bir neden arkadaşlar. O yüzden yeni oyuncağımıza geçiyoruz. Yeni oyuncağımız bu.
Açıyorum. Diyeceksiniz ki Mert abi ne alaka? Kız ya bu da yasak olur mu diyeceksiniz. Ama evet arkadaşlar, yasak. Yeni oynayacağımız bu arkadaşlar. Bu bir oyun hamuru. Oyun hamurları birçok ülkede yasaklanmış arkadaşlar. Ya ben çok severim. Bak küçükken falan da hep oyun hamuruyla oynardım. Hatta şu anda da bayağı yıllar sonra oyun hamurunu elime aldım. Ya bayağı eğlenceli, güzel bir oyuncak. Böyle ne bileyim bundan yemek falan yapardım yani. Güzel bir oyuncak ama tam da o noktada bu yüzden yasaklanmış. Yemek. Arkadaşlar bununla yemek falan yapıp yiyen kankalarımız varmış. O yüzden birçok ülkede bu yasaklanmış arkadaşlar. Adam bundan ne bileyim poğaça yapıyor, üzüm yapıyor, kek yapıyor, bir şey yapıyor. Ondan sonra ağzına atıyor, yiyor. Yediği için de bazı oyun hamurları kanserojen madde içeriyormuş. Ve bu sebeple oyun hamurlarını yasaklamışlar arkadaşlar. Bence ülkemizdeki oyun hamurları kanserojen madde içermesin ve yasaklanmasın. Çünkü oyun hamurlarını çok seviyorum ben arkadaşlar. O yüzden yasaklanmasın. Şimdi kabımıza koyalım. Yeni oyuncağımıza geçelim. Yeni oyuncağımız bu arkadaşlar. Yani size çok saçma gelecek. Bana da çok saçma geldi. Bu bir şaka yüzüğü. Şaka yüzüğü neden yasaklanır? Böyle şurasına su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya takıyorsunuz. Bunu da parmağınıza takıyorsunuz. Arkadaşınız da ya kanka yüzüğüm nasıl diyorsunuz. Bir sıkıyorsunuz. Su gidiyor. Bu yasaklanmış arkadaşlar. Şöyle ben su doldurdum. Göstereyim. Şöyle yüzüğü takıyorum. Tamam mı parmağıma? Bana biraz küçük geldi gerçi. Bu... Bana... Aha! Parmağımda kaldı ya! Şöyle yapayım. Yan takayım arkadaşlar. Çünkü benim parmağım bayağı küçük geldi. Şöyle yüzük arkadaşlar. Diyorsunuz ki kanka yüzük aldım baksana. Nasıl yüzük diyorsunuz. Yaklaşıyor ondan sonra diye bir sıkıyorsunuz. Aynı bu şekilde. Gördünüz mü? Böyle bir sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bak şimdi size yapacağım bu şakayı. Kankalar yüzük aldım nasıl? Bak bak yaklaş kameraya yaklaş yaklaş. Oğlum yaklaşsana yüzüğe bakacağım. Hop nasıl? Oğlum lensi ıslattık. Allah kahretmesin. Gitti milyar dolarlık kamera. Şimdi yeni oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar bu oyuncağı geçen videoda da göstermiştim ama tekli olarak göstermiştim. Bu oyuncağı çok beğenmişsiniz ve bu oyuncağın daha fazla alıp göstermemi istemişsiniz. Şöyle yapmıştım hatta böyle konuşuyorsunuz isterseniz. Böyle bir oyuncak arkadaşlar. Boru uzuyor, kısalıyor. Hatta sesini dinletmiştim çok güzel geliyor diye bak. Gördün mü? Güzel bir oyuncak. Gittim bundan 4 tane 5 tane aldım. Uçuca takacağım. Tamam mı? Uzatacağım bunu. Yan odaya geçeceğim. Yan odadan sizle konuşacağım. Ne oluyor lan? Çıktı dur. Şimdi bu birinci arkadaşlar. Bak birincinin boyuna bak. Buradan böyle ikinciye geldik. Hatta bunu biraz daha açabilirim. Açtım. Şimdi ikinciyi açıyorum. İkinciyi de açtık. Üçüncüyü aç... Oğlum bunlar çıkıyor lan. Bunu açtım. Arkadaşlar bunun yasaklanma sebebini de söylemiştim. Kanserojen madde. Kanserojen maddeden dolayı yasaklanmış arkadaşlar. Ya kanserojen madde olmasa eğlenceli bir oyuncak olabilir. Böyle arkadaşlarınızla konuşursunuz, başka bir şey yaparsınız. Ben bunu telefon gibi görüyorum. Eskiden biz telefon yapardık, konuşurduk böyle borularla. Bunu da açıyorum. Bu biraz sert çıktı. Şimdi bunu açıyorum. Evet. Bunu da bunun ucuna takıyorum. Oğlum bayağı büyük oldu lan. Bak şimdi. Buradan başlıyor, geliyor, geliyor ve bu kadar. Tüh. Şimdi boynuma saracağım bunu. Yan odaya geçmeyin boşuna arkadaşlar. Boynu siz anlayın. Şuradan şunu tekrar çevirelim. Buradan da bunu tekrar çevirelim. Bak. Arkadaşlar Facebook'ta takip ettiğim yer oturuyor. Aşağıya bir linkini bıraktım. Facebook'ta takip edin. Aa size fil taklidi yapacağım bak. Az daha ölüyordum. Harbi değil ölüyordum lan arkadaş. Arkadaşlar böyle bir oyuncak. Söylediğim gibi yasaklanmış bu da. Böyle kanserojen madde falan içeriyormuş. O yüzden yasaklanmış. Kocaman bir oyuncak. Bak bu kadar. Şöyle kocaman bir oyuncak. Şimdi ben bunu küçülteceğim. Küçücük olacak bak. Bunun da boyları var bu arada. Daha küçükleri de var. Veya daha büyükleri. Bak demin kocamandı. Şimdi küçücük kaldı arkadaşlar. Bu kadar kaldı. Sadece kafam kadar. Bu oyuncak da yasaklanmış arkadaşlar. Şimdi yeni oyuncağımız var mı bakayım bir.
Arkadaşlar aslında birkaç tane daha eğlenceli oyuncağımız var. Ama bu oyuncakları bir sonraki videoya saklıyorum arkadaşlar. Yani yasaklı oyuncaklar 4 videosuna. O videoyu da kaçırmayın. Birazdan ben o videoyu çekeceğim ama hemen yayınlamayacağım arkadaşlar. Araya birkaç tane daha video atarım. Ondan sonra yayınlarım. Takipte kalın. O videoyu da kaçırmayın. Şunu çıkartalım. Arkadaşlar söylediğim gibi unutanlar varsa hemen gitsin Face'den takip etsin. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi yorum yapın arkadaşlar. Bir sonraki videoda belki de sizin yorumunuzu yayınlayabilirim videonun başında. 3 kişinin yorumunu yayınladım. Belki de sizin yorumunuzu yayınlarım bir sonraki videoda. Sizi çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.